İyi akşamlar. Bugün 1 Temmuz 2021. Günlerden Perşembe. Saatler 17.30'u gösteriyor. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programına hoş geldiniz. İyi bir haber var dün akşamdan. Çiftlik Bank'ın bu tosuncuğu iyi haber mi? Onu da tam olarak bilemiyorum ama bir mesaj, bir video mesajla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu dün gece. Bugün de Türkiye'nin Brezilya'daki Büyükelçiliğine teslim olduğu haberleri geldi. Herhalde yakında da Türkiye'ye gelecektir. İyi niyetle yaptım, kimseyi dolandırmak değildi amacım gibi ifadeler de söz konusu. Ama niye dönüyor sorusunun yanıtı yok. Bir gariplik var yani bu işte. O kadar milyarlarca lirayı alacaksın, gideceksin, günlü gün edeceksin. İşte denizlerde, yatlarda fotoğrafların yayınlanacak. Sonra birden ben dönüyorum, aslında kötü niyetim yoktu diyeceksin. Ya oralarda bir cezayla karşılaştı, ya bir baskı gördü, ya parası bitti. Parası bittiyse nasıl bitti? O kadar para yemeğiyle bitmez. Bu geldiği zaman nasıl bir şey çıkacak altından, onları göreceğiz. Belki önümüzdeki dönemde konuşacağımız meselelerden birisi dönecek ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz doğrusu. Bir diğer mesele de bugün Sedat Peker de yazmış. Süleyman Soylu'nun kuzeni ile ilgili bir takım iddialar söz konusu. Sağlık alanında iş yaptığı, Sağlık Bakanı ile Süleyman Soylu'nun arasının bozuk olduğu biçiminde biliyorsunuz iddialar vardı. Bu konuyu Barış Pehlivan yazıyla kaleme aldı. Bu tartışmanın nedeni acaba burun spreyi, Covid'e engel olacak burun spreyi konusunda Sağlık Bakanı'nın evet dememesi mi diye. İşte onların adresleri var, birlikte çalıştıkları isimler var falan. Ve bu konuları yakın takip eden CHP milletvekili Murat Emir de bugün bir soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Süleyman Soylu'nun akrabasının kocaya soruyor bu soruyu. Akrabasının bu işlerde olup olmadığını soruyor. Mehmet Soylu yeğeniymiş kendisi, kuzeniymiş ve 10 milyon liralık ihale aldığını tespit etmiş yakın zamanda. Sağlık alanında girdiği iki ihalede doğrudan temin yöntemiyle bu Mehmet Soylu'nun ortak olduğu şirketin Sağlık Bakanlığı'na ne kadar ürün sattığı ya da satıp satmadığı konuları henüz net değil. Ama iş Sağlık Bakanlığı üzerinden yine Süleyman Soylu'nun bir akrabasıyla birlikte yeni bir tartışma noktasına doğru gidiyor. Onu görebiliyoruz. Yine bir başka iddia, o da İzmir'de. İzmir'de eski il başkan yardımcısının öldürülmesi hadisesi ve bu konuyla ilgili de Sedat Peker yakın zamanda bir açıklama yapacağını duyurdu. Ahmet Kurtuluş birileri tarafından, yüksek mevkideki birileri tarafından kullanıldı FETÖ borsasında, kendisine de pay verilmedi diye bir paylaşım yaptı. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha detaylı açıklama yapacağım dedi. Barış Pehlivan bu konuyla ilgili Sedat Peker'e çocukluk arkadaşı olduğunu hatırlatıp neden açıklama yapmıyor diyerek bir gönderme yapmıştı. Ona cevaben yazdığı yazı bu. Önümüzdeki günlerde bir dizi tweetle bu konuya açıklık getireceğim dedi. Orada da bir FETÖ borsası kurulduğu ve bunun ortaya çıkma ihtimali üzerine de Kurtuluş'un öldürüldüğü iddiası var. Yani yine mafyamatik hadiseler söz konusu, esrarengiz olaylar var, ihaleler var ve bu ihalelerin haklı mı haksız mı olduğuna ilişkin soru işaretleri var. Yine siyasi, üst düzey siyasetçilerin yakınlarının bu olayların içinde isimleri geçiyor. Yani konuşmaya devam ediyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Aslında herhalde en önemli mesele bu. Hiçbir şey olmuyor. Kaynaklar nereye gidiyor sorusu önemli burada. Kaynakların gittiği yer 3 aşağı 5 yukarı bu meselede net olarak görünebiliyor. Bir de çarpıcı bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Kadına şiddet meselesinde bunu önleyecek olan kurum İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu toplantıda yoktu. Bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı'yla bir fotoğraf vermemeye özen gösteriyor. Bu meselenin de çok dikkat çekici olduğunu söylemem lazım. Yarından itibaren en çok konuşulacak konulardan birisi haline gelecek. Bu konuda şüpheniz olmasın. Biz bugün ne yapacağız? Biz bugün İşte bu kaynaklar nereye gidiyor diye sorgularken aslında sürekli devletin de kaynağa ihtiyacı oluyor. O kaynakların toplanacağı en kolay adresse sizsiniz, biziz. Zam yapıyorsunuz, elektriğe zam yapıyorsunuz, hop gelsin paralar.
doğalgaza zam yapıyorsunuz, hop gelsin paralar. Oradan toplananların da nasıl harcandığı konusunda artık 3 aşağı 5 yukarı hepimizin fikri söz konusu. Dün akşam büyük zam yapıldı hem elektriğe hem de doğalgaza. Zaten yaşam şartları sıkıntılı. Zaten sorunlu bir ekonomik tablo var ortada. İnsanlar zaten faturalarını ödemekte güçlük çekerlerken, üstelik enflasyonla mücadele için istikrar komitesi kurulmuşken hem elektriğe %15, doğalgaza %12 zam yapıldı dün gece yarısı itibariyle. Son 3 yılda %122 herhalde elektriğe yapılan zam. Çok fahiş zamlar bunlar. Bu hem zamların hikayesini bir konuşacağız, hem bu zamlar yapılmayabilir miydi sorusuna yanıt arayacağız, hem de bu enflasyona etkisini de konuşacağız. Çünkü İstanbul enflasyonu son derece yüksek açıklandı. Türkiye geneli enflasyonu da öyle olacak. Bir de 1 Temmuz'da açıklanıyor bu zamlar. Gece yarısından itibaren 12'yi geçtikten sonra zamlar geçerli oluyor. İlk 6 aydaki enflasyon miktarına göre biliyorsunuz memur emekliye zam yapılıyor. O zamdan da etkilenmesin, enflasyonu arttıracak bu. Hazır arttırmışken Temmuz'da yapalım ki o zam da yukarıya çıkmasın deyip bir de oradan kar etme amacı güttüğü ortaya çıkıyor. Bütün bunları İbrahim Kahveci ile değerlendireceğiz bugünkü toplantımızda. Kadına şiddet meselesini de gündemimizde. O da İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı Türkiye resmen bugün itibariyle Danıştay'ın kararı sonrasında. Kadınlar ayakta, bu meselenin peşini bırakmayacağız diyorlar. Bugün de Cumhurbaşkanlığı dediğim gibi şiddeti önleme ile ilgili 4. eylem paketini açıkladı Cumhurbaşkanı. O meseleyi de gündemimize aldık. Gülsüm Kal, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun başındaki isim bizimle birlikte olacak programımız içerisinde. Bir de bir başka kafa karışıklığı da aşıyla ilgili. Dün bilim kurulu toplantısı vardı. O toplantı sonrasında 2 doz aşı olan 50 yaş üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 3. doz aşı olmasının önünün açıldığını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca'nın açıklaması sonrasında kafalar karıştı. Çünkü hangi 2 dozu olanlar olacak? Sağlık çalışanları Sinovac oldu. İlk dönem zaten sadece Sinovac vardı. BioNTech olanlar da mı 2 doz olanlar 3. doz hatırlatmacısı olacaklar? Bu meseleye bir bakacağız. Bugün itibariyle normal bütün yasaklar kalktı aslında. Normalleşme demeyelim buna. Bütün yasaklar kalktı ama dünyada da bir aksilik var. İsrail aşılamayı büyük oranda başarabilmiş ülkelerin başında geliyor. Orada maskeler geri geldi çünkü vaka sayısı son 3-4 ayın en yüksek seviyesinde. Rusya'da ölenlerin sayısında ciddi bir yükseliş var, 600'lerin üzerinde günlük. Bu delta varyantı bütün dünyayı diken üstünde tutuyor. Peki bizim yasaklar kalktı nasıl olacak? Bütün bunları da konuşacağız. Önemli bir isim Profesör Doktor Alpay Azap, Klinik Derneği Başkanı da canlı yayın konuğumuz olacak. Onunla da bu meseleleri değerlendireceğiz diyelim. İyi haber de verelim. Bütün bunları anlattıktan sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili biliyorsunuz SDP Kocaeli Milletvekili bir paylaşımından dolayı sadece bir haber sitesinin haberini paylaştığı gerekçesiyle ceza almış ve milletvekilliği düşürülmüştü. Herkes itiraz etmişti. Yapmayın, bu kadar hızlı hareket etmeyin. Anayasa Mahkemesi var daha. Bir oraya gidilsin, sonucu alınsın diye. Ama buna müsaade etmedi meclis başkanlığı. Süratle milletvekilini düşürdü hakkındaki hükmü okuyup. Sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. O günden beri de cezaevinde Gergerlioğlu. AYM hak ihlali buldu. Şimdi prosedür geriye alınacak. Sadece yaşanmışlar kalacak. Gergerlioğlu'na o mecliste yapılan muamele, evinden götürülürken muamele, bütün bunlar kalacak ortada. Kararlarda büyük olasılıkla geri alacak. Yine de kötünün iyisi diyoruz. Günün iyi haberi olarak sizlere iletiyoruz. Ve bu haberle birlikte başlayalım. Çünkü çok konuşacağımız konu var. Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı. Hükümet salgını yönetmekten vazgeçti. Salgını yönetmekle sorumlu hissetmiyorlar kendilerini. Dışarıda sağanak yağmur yağıyor, lütfen siperlere girin diyor. Siperlere girmek demek kurşun yağmuru var, bulaşıyor bu çünkü her yer ana besi kaynağı oldu. Vaka sayılarının artmasını önleyemeyen tedbirlerle 60 binden aşağı inmeyi planlıyoruz. Yani bunun için artık dilime gerek yok. Parası olanlar evde kalsın, çalışmaya muhtaç olanlar sokağa çıksın. Ölen ölsün, kalan sağlar bize yeterdir. Bunun adı sınıf bağışıklığı. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 arasında Türkiye'nin en özgür radyosu Radyo Karakutu'da.
Bütün dünyada salgın konusunda bir delta fırtınası estiğini görüyoruz. Ülkelerin tamamı böyle diken üstünde. Çünkü delta varyantı, koronavirüsün delta varyantı daha hızlı bulaşıyor. Daha çabuk etkisi altına alıyor. Aşıların bu konudaki etkinliği üzerine tartışmalar devam ediyor. Türkiye'de bir aşı seferberliği var. Ama aşılama Sinovac'la başladı. Sonra BioNTech'le devam etti. BioNTech açıklamalar yaptı. 2 doz aşı artı 15 gün bu varyanta etkili diye. Sinovac'da böyle bir durum söz konusu mu değil mi diye tartışılırken dün bilim kurulu toplantısı yapıldı. O toplantıdan 3. doz aşı olma tavsiyesi çıktı 50 yaş üzerine. Ama sadece bu şekilde duyurulunca biraz kafalarda karıştı. 2 doz BioNTech olanlar da mı 3. doz olacaklar? Yoksa sadece Sinovac olanlar için mi geçerli diye 1000 tane soru akşam boyunca sosyal medyada soruldu. Uzmanlar da onlara yanıt vermek için büyük çaba sarf ettiler. Onu da gördüm. Şimdi biz de bu meseleyi çok iyi bilen bir isimle Klinik Derneği'nin başkanıyla, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin başkanıyla Profesör Doktor Alpay Azap'la konuşalım istiyoruz. Hem kafalarımızdaki soru işaretlerini azaltalım, hem de nasıl bir belayla karşı karşıyayız. Bu delta varyantı nasıl bir bela ki İsrail gibi aşılamada büyük başarı sağlamış olan ülkeler bile artık vaka sayılarında artış gözlemliyorlar. Rusya'da ölenlerin sayılarında ciddi artışlar var. Türkiye bu işten kendini nasıl korur? Çünkü bugün 1 Temmuz, yasakların hepsi de kalktı. Bunları konuşacağız. Profesör Doktor Alpay Azap karşımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi yayınlar. Vallahi hocam şöyle bir ruh hali içindeyim. Bilmiyorum yani sizin çevrenizdekiler bu mesele hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor bana. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Vallahi böyle bir kabus şeklinde. Yani bir de bize sorun siz bunu. Ya. Hele bugün sizin bahsettiğiniz kapıda oluşan soruları gidermek için nasıl uğraştığınız. Nasıl uğraşıyorsunuz tabii. Yani telefonlar susmuyor, mesajlar susmuyor. Yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir boyut var hakikaten. Ben hemen bu kabus bitmeyecek neden başlayayım. Dünyada maalesef bütün ülkeler, hani biz de bunların arasındayız ne yazık ki. Birkaç iyi örnek dışında bu salgını kontrol altına alamadılar. Ve virüs toplumlarda yaygın bir şekilde dolaşma fırsatı buldu. Aralıklı olarak alınan önlemlerle belki vaka sayılarında azalmalar sağlandı ama daha sonra tekrar açılmalarla virüs yine hızla yayıldı. Ve bu da tabii virüse arayıp da bulamadığı fırsatı verdi. Biz aslında koronavirüslerin bu kadar hızlı değişime uğramasını beklemeyiz. Örneğin grip virüsüne göre çok daha stabil, sabit virüslerdir bunlar. Buna rağmen işte bu kötü kontrol nedeniyle çok sayıda insanda her gün milyona yakın insan dünya genelinde hastalığa yakalandığını düşünürseniz çok sayıda insanda hastalık olunca virüste değişme şansı yakaladı. Bu kaçınılmaz bir sondu aslına bakarsanız ve işte bu şimdi delta'dan bahsediyoruz. İş alfa, beta, gamma'dan sonra delta'ya kadar geldi. Bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor. Yani bu varyantların ortaya çıkmasının bir sebebi var. O da insanlarda yaygın bir şekilde virüsün hala dolaşabiliyor olması. Virüs tabii insanda çoğaldıkça hata yapıyor ve bu hatalar virüse bir avantaj sağladığında, çoğu avantaj sağlamıyor neyse ki ama avantaj sağlayan mutasyon, değişiklik, genetik değişiklik o virüsün diğer virüsleri de silip süpürerek toplumda hakim hale gelmesine sebep oluyor. Şimdi tabii burada hocam biraz da herhalde salgını yönetmekteki sorumsuzluktan da bahsetmemiz lazım. Yani bakıyorsunuz ülkelere, bunlardan birisi Brezilya. Başındaki isim ciddiye almadı meseleyi. Bir sürü insan öldü, orada gezdi ve bir Brezilya varyantı oluştu herhalde, değil mi? Onu gördük. Hindistan, milyonlarca insan, çok gerçekten çok acı görüntüler vardı. Orada virüs istediği gibi gezdi, onu gördük. Bir İngiliz varyantı var. İngiltere'nin salgınla nasıl mücadeleye başladığını hepimiz biliyoruz. Yani aslında bu hafife almanın sonucu bu virüs. Kesinlikle, ben de onu anlatmaya çalıştım. Aslında Dünya Sağlık Örgütü bu varyantların ismini o ülkeler damgalanmasın diye değiştirdi ama o damgalanma haksız bir damgalama değildi. Çünkü sizin çok iyi söylediğiniz gibi bu ülkeler, varyantların çıktığı ülkeler, salgını iyi kontrol edemeyen ülkeler. Az önce anlattığım mekanizma gereği zaten bu varyantlar en çok hastalığın görüldüğü yerden çıkar. Oralarda işte bu ülkeler olduğu için
Öyle adlandırmak daha pratikti bence, ama işte Dünya Sağlık Örgütü, bu uluslararası ilişkiler vesaire, muhtemelen İngiltere bu işe çok bozuluyordu. Hep İngiliz varyantı diyorsunuz ama tüm dünyaya yayıldı artık falan gibi. Biraz o yüzden herhalde buna böyle bir değişikliğe gitti. O isimlendirmedeki değişiklik çok önemli değil. Ama şu çok önemli, böyle devam ederse virüs de değişmeye devam edecek. Belki hani izleyicilerimiz takip etmiştir, Delta Plus diye bir şey çıktı şimdi. Evet. Delta artı. Yani bu delta virüsü insanlarda dolaşırken bir değişime daha uğradı. Güney Afrika varyantında gördüğümüz bir değişiklik artık bu delta'da da oluşmuş oldu. O da dolaşmaya devam ettikçe delta 2 plus, 3 plus olacak. Belki bundan sonra başka bir isimle andığımız bir varyant çıkacak. Şimdi bunun kritik noktası şu. Bir noktadan sonra bu ortaya çıkan varyantlar, şimdiye kadar hiçbiri böyle değil ama bir noktadan sonra ortaya çıkan varyant aşılardan etkilenmez bir varyant olacak. İşte o çok kötü olacak ve işte o zaman sizin programın başında söylediğiniz hani bu hiç bitmeyecek galiba durumu o zaman gerçek olabilir hakikaten. Çünkü evet, bu yeni varyant aşıdan kaçan çok uzun zaman almayacak. Bir iki ay içinde hemen yeni aşılar üretilebilecek. Ancak toplumların en baştan yeniden bu varyanta karşı geliştirilmiş aşıyla aşılanması gerekecek. Dolayısıyla o da çok zor bir şey hocam. Nasıl bir şey yani, şu anda zaten hani var olan aşılarla bile dünyayı aşılamak mümkün değilken birden hadi değiştiriyoruz bu aşıyla olun dediğinde nerede üreteceksin, nerede dağıtacaksın, nerede aşılayacaksın? İşte o nedenle umutsuzluk herhalde biraz. Çok zor. Haklısınız. Yani biz de büyük bir endişeyle o yüzden bunu izliyoruz. Tabii yani o kadar da umutsuz olmamak lazım. İlaçlar geliştiriliyor. Bu ilaçlar bizim salgını kontrol etmemizde çok faydalı olacak. İlaçları sadece hastayı tedavi edip iyileştirecek ve hastaya faydası olacak ajanlar olarak görmemek lazım. Bu ilaçlar verdiğimiz kişide virüsün bulaşıcılığını da çok kısa süre içerisinde, 24-48 saat içerisinde durduracak. Dolayısıyla toplumda virüsün dolaşmasını da ilacın da yardımıyla engelleme şansı olacak. Bu bir önemli bir silah olacak bizim elimizde. Var mı ilaç hocam böyle hani umut vadeden şu anda? Umut vadeden 3. klinik aşamaya gelmiş. Hani aşılardan çok öğrendik ya, o faz 3 en son, evet, aşamaya gelmiş. 2 tane önemli ilaç var aslında ve onların ilk sonuçları iyi gibi görünüyor. Bunlar kullanıma girdiği zaman, tabii onların üretilmesi ve yaygın bir şekilde kullanılması zaman alacak. Kolay da kullanılabilen ilaçlar, hap şeklinde çünkü kullanılabiliyor. Ciddi yan etkilerinin olması da beklenmiyor. En azından şimdiye kadarki çalışmalarda çok çıkmadı. Onların çıkması virüsün toplumlarda kontrol altına alınmasını kolaylaştıracak ama işte o zamana kadar gerçekten çok kritik. Hani hep önümüzdeki iki hafta çok kritik diyoruz. Yani gerçekten çok kritik bu dönem. Yani virüsün aşılardan kaçacak kadar değişmesini bizim engellememiz lazım. Bunun da 3 yolu var. Bir tanesi kişisel önlemler, bir tanesi kısıtlamalar, toplumsal önlemler ki biz onların hepsini kaldırdık. Ve üçüncüsü de aşılama. Aşılamada da şimdi yani başlarken biraz sıkıntılıydı Türkiye. Yapılan açıklamalar, oluşan hayal kırıklıkları vardı. Bir kere bir Çin aşısıyla başladık. Orada bir tartışma devam etti. Geldiğimiz noktada Delta varyantı için Çin aşısının etkili olup olmadığını biliyor muyuz hocam? Bu üçüncü dozla ilgili kararı buna mı bağlayalım? Şimdi bilmiyoruz. Elimizde Delta varyantına karşı Çin aşısının ne kadar etki gösterdiğini bildiren bir yayın yok, çalışma yok. Ama bazı tahmin ve bilimsel hesaplamalarla bunun %25 ile 30 arasında bir etkisi olduğu söyleniyor. Yani bu konuyla çalışan uzmanların bilimsel bir hesap bu, ama yani tahmin, bilimsel bir tahmin diye düşünebiliriz. %25-30 dediğiniz koruyuculuk yani, anlamında mı? Aynen öyle, koruyuculuk anlamında. Yani iki doz Sinovac'la aşılandığınızda hani normalde %60, 50-60 civarında bir hastalıktan koruyucu etkisi var. Yani bu da kötü bir oran değildir, %50-60. Hı hı. Ama daha yaşlı olunca tabii %50-60 bizim için az kalıyor. Hastalıktan koruma özelliği bu. Ağır hastalıktan daha da iyi koruyor. Yani Sinovac aşısı da kötü bir aşı değil işin özüne bakarsanız. Ama varyant olunca söz konusu olan işte bu %50-60, %25-30'a kadar düşecek diye bekleniyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde hemen bununla ilgili veriler de mutlaka paylaşılacaktır. Yakın takip ediyoruz bilim camiasında. Somut kanıtlar da elimizde olacaktır. Tam da o yüzden işte
özellikle ilk iki dozu Sinovac olmuş olan kişilere bir üçüncü doz yapılması, Delta varyantının yaygınlığını durdurabilmek için, yayılmasını durdurmak için ve Delta'nın çok yayıldığı yerde de insanların hastalanmasını engellemek için üçüncü doz gündeme geldi. Ama şunu söyleyeyim, üçüncü doz uygulaması ile ilgili elimizde çok bilimsel veri yok. Özellikle iki doz Sinovac'tan sonra BioNTech aşısıyla ya da yine iki doz Sinovac'tan sonra yine Sinovac aşısıyla Delta varyantına karşı ne oranda koruyuculuk sağlandığına dair elimizde somut, kesin bir bilimsel kanıt söz konusu değil. Hani bunun çalışmaları hemen bugünden itibaren aslında başlayabilecek durumda ülkemizde. Anca yaptıktan sonra göreceğiz değil mi bunu? Yani bir evet, doz BioNTech aşısını birine uygulayacağız 50 yaş üstü. İki doz Sinovac olmuş. Ondan sonra o takip edilecek herhalde. O ve onun gibiler. Evet, aynen öyle. Onların ciddi bir şekilde takibi gerekiyor ve sonuçların değerlendirilmesi gerekiyor. Bundan sonra yapılacak ama bu üçüncü doz önerisi tamamen de bilim dışı bir öneri değil kesinlikle. Çünkü biz bu aşıları aylardır kullanıyoruz dünya üzerinde. Aralık ayından beri bu aşılar kullanılıyor. Farklı veri birikti. Hem klinik veri birikti hem de laboratuvar verisi birikmiş durumda. Dolayısıyla bütün o verilere bakarak kişilerde bu aşının sağladığı koruyuculuğun ne kadar devam ettiğine dair de veriler birikti. Onlara bakarak böyle bir öneride bulunmak aslında çok yanlış değil. Hani evet, doğrudan bu uygulamanın ne kadar işe yarayacağını gösteren, en azından bir oran verebilecek net bir bilimsel veri yok. Ama bunun güçlü bir bilimsel altyapısı var aslında bu önerinin. Ama bu öneriyi de şöyle yapayım. Çok sorulan sorulardan biriydi bana bu gün içinde de. Tabii. Bu sadece Sinovac için geçerli. Yani iki doz BioNTech aşısı olan kişiler için üçüncü doza asla gerek yok. Onlar muhtemelen uzunca bir süre, şimdiki veriler onu söylüyor. İşte bahsettiğim gibi epeyce veri var elimizde. Çünkü 3 milyardan fazla doz aşı uygulandı bugüne kadar dünyada. Onlardan biliyoruz ki mRNA aşıları, BioNTech ve Moderna aşıların sağladığı bağışıklık 6 aydan daha uzun sürüyor. Muhtemelen 9-12 ayı bile bulabilir bu. Dolayısıyla onlar için geçerli değil. Sadece daha az koruyuculuk sağladığı ve koruyucunun da daha kısa sürdüğünü bildiğimiz inaktif virüs aşıları için, Sinovac, Sinopharm gibi inaktif virüs aşılarını olanlar için geçerli bir uygulama bu. Yani şurayı net olarak koyuyoruz. BioNTech, iki doz BioNTech olmuşsanız üçüncü doz yaptıracağız diye gitmenize gerek yok. Asla yok. Öyle bir ihtiyaç yok. Ama Sinovac yaptırdıysanız üçüncü doz deneyeceksiniz ama onun da sonucundan emin değiliz. Sonucundan emin değiliz. O yüzden aslında şunu yapmak daha makul ki nispeten o yapılmaya çalışılıyor denebilir. Delta virüsle karşılaşma riski yüksek olan gruplar ve karşılaştığında da hastalığın yine ağır seyretme olasılığı olan gruplardan başlayıp bu gruplarda yaptığımız aşılamadan elde edeceğimiz verilerle bu işe yarar bir uygulamaysa tüm topluma bunu yaygınlaştırmak aslında en doğrusu. Belki hani 50 yaş üzerindeki herkesi değil de önce sağlık çalışanlarını alıp, çünkü sağlık çalışanlarının karşılaşma riski çok yüksek. Sağlık çalışanlarına bu üçüncü dozu yapıp onun sonuçlarına bakıp 1-2 ay içinde bundan alınacak sonuçlarla topluma yaygın bir öneride bulunabilirdi. Ama anladığım kadarıyla tabii elimizde çok veri yok. Bakanlıkta bu verileri net bir şekilde paylaştığı için bilmiyoruz ama muhtemelen bakanlık 50 yaş üzerinde olup da 2 doz Sinovac aşısı olduğu halde hastalanan çok kişi vardır kayıtlarında diye düşünüyorum. Ve buradan da 2 doz Sinovac'ın aradan zaman geçince yetersiz kaldığı sonucuna varmışlardır. Ve o yüzden 50 yaşın üzerini de baştan bu işe dahil etmişlerdir diye düşünmek bir istiyorum. Tahmin, bir tahminle şey yapıyorsun. Hep biliyorsunuz bu yani açıdan. Hocam başından beri zaten bu şu şey hani kapalı kutu hadisesi olmasa belki herkes o kadar rahat olacak ki bu meseleyle mücadele de daha demokratik ve aynı zamanda hani akıl birliğiyle yapılabilecek ama hep şikayet edilen şey bilgilerin saklanması, yeteri kadar şeffaf olunması, olunmaması ve bunu mesela yani şimdi biz Sinovac kararı verdik ilk başta Türkiye olarak. Belki ulaşabileceği aşı oydu. Diğer taraftan diğer aşıyla yeterince mesai harcanmadı diye eleştiriler de var. Aynı zamanda ulaşılabilecekken ulaşılamadı diye. Ama Çin'in ürettiği aşıda da benzer az bilgiyi görmüyor muyuz?
Tabii kesinlikle. Aslında hemen şunu söyleyeyim. Dünyada 3 milyardan fazla doz aşı uygulandı. Bu aşılar içerisinde en çok uygulanan mRNA aşıları, BioNTech ve Moderna aşıları ve en çok bilimsel veri de bu aşılarda var. Hem çok uygulandıkları için hem de gelişmiş Batı ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri Şeffaflık. bunu uyguladığı için evet bunlar zaten bilimsel çalışan ülkeler, bilimsel bir kafayla bu işe yaklaşan ülkeler. O yüzden de çok da yakında takip ediyorlar ve hemen paylaşıyorlar. Biz daha çok oralardan zaten öğreniyoruz bu aşıların varyantlara olan etkisi, koruyuculuk süreleri ve güçleri hakkında bilgiler hep oralardan geliyor. Şimdi Endonezya'dan bir veri paylaşmışlardı. Herhalde o da çok korkutucuydu. İki doz Sinovac olmuş olan sağlık çalışanlarından 26'sından şu kadarı hayatını kaybetti diye. Yani hayatını kaybetmesine kadar gidebilecek bir süreçte bile bir etkisi olmadığı gibi bir sonuç doğurmuştu herhalde, değil mi? Bu veriden sizin de haberiniz vardır eminim. Tabii evet bir gazete haberi olarak çıktı o. Hani henüz bilimsel camiada bir yayın haline gelmedi ama Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklama hani güvenmek durumundayız herhalde diye düşünüyorum. Bir haber olarak çok önemliydi o. Zaten o yüzden de sağlık çalışanlarını mutlaka biz baştan çünkü onları kaldık. Onlara üçüncü dozu yapmak ve mümkünse de onu Delta varyantına karşı etkili olduğunu bildiğimiz BioNTech aşısıyla yapmak gerekliydi bence de. Bu çok doğru bir karar. Ben de az önce programa gelmeden biraz önce gidip üçüncü doz Aşınız BioNTech oldunuz aşımı mu? Peki, geçmiş olsun. evet. Şimdi hocam belki Tamam. de burada bir koruyuculuğa bakılacak. İki doz Sinovac olanlara bir doz BioNTech tam kurtarmıyorsa ikinciyi yapalım gibi bir yolda başka kararlar da gelebilir herhalde. Sizin anlattıklarınızdan anladığım bu. Kesinlikle eğer bu doğru ve iyi bir şekilde takip edilirse sonuçları tabii bazı sonuçlara göre bazı farklı uygulamalar, önlemler söz konusu olacaktır ama hani bana sorarsanız gerekmeyecek gibi duruyor. Yani iki doz Sinovac'ın üzerine virüsle vücudumuz karşılaşmışken ya da antijenle bir miktar antrenmanlıyken üzerine BioNTech yapılmış olmasının sağlayacağı koruyuculuğun yeterli olma olasılığı bu tamamen Daha kişisel bir yüksek diyorsunuz. tahmin ama yüksek gibi geliyor bana. Böylece hani sağlık çalışanlarına sanki biz ikinci doz bir daha BioNTech yapmak durumunda kalmayız gibi görünüyor. Ama zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Şimdi hocam bugün 1 Temmuz. Türkiye birkaç defa bu salgın döneminde normalleşme denemeleri yaptı. Belli zamanlarda bu normalleşme kararları alındı, yasaklar kaldırıldı. Sonra çok kötü tablolarla karşı karşıya kaldı. Bugün bakıyoruz İsrail'de vaka sayısı son 5 ayın en yükseğinde bu delta nedeniyle ki İsrail hani herkesin bütün dünyada ülkelerin özenerek baktığı aşılama performansı açısından ülkelerden birisi. Rusya'da bu hastalıktan dolayı ölenlerin sayısı ciddi olarak yükselmiş durumda. Yanılmıyorsam 600'lerin üzerindeydi dün açıklanan rakam. Şimdi bir delta kaygısı var, fırtınası var. Bir taraftan da Türkiye'de bütün yasakların kaldırıldığı bir güne uyandık. Geçmişte de kötü tecrübelerimiz var. Ne bekliyoruz Temmuz'dan sonra? Valla yani 1 Temmuz'dan sonra diyelim çünkü muhtemelen Temmuz ayının sonlarında biz ciddi vaka sayısı artışını görebiliriz. Tam da söylediğiniz nedenle. Çünkü evet biz şimdi aşılamada çok hızlandık. Son 3 haftadır, 4 haftadır belki çok hızlı gidiyoruz ama siz programın açılışında çok güzel söylediniz. Aşının koruyuculuk sağlayabilmesi için 2 doz yapılmış olması ve ikinci dozun üzerinden de 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Tek doz aşı yapmak hele Delta varyantına karşı hani o en iyi koruduğunu söylediğimiz BioNTech aşısının bile koruyuculuğu tek dozla %33 sadece. Dolayısıyla şimdi insanlarımızın çoğunluğunun tek doz aşı olduğunu unutmayalım. Sadece 15 küsür milyon bugün 16'yı geçmiş olabilir. Bakamadım bugün henüz rakamları ama insan iki dozu olmuş durumda. Yani Türkiye nüfusunun %17-18'i gibi düşünebiliriz bunu sadece. Ve o iki doz olanların da acaba ne kadarının üzerinden 14 gün geçti? Çünkü biz son günlerde hızlandık. Yani son birkaç Evet, haftada doğru. hızlandık. O yüzden de hani kabaca benim tahminim %15'tir tam koruma altında olan nüfus. Siz bu kadar çok önlemleri birdenbire kaldırırsanız ve insanlara da bu aşının yaygın uygulamasının getirmiş olduğu rehavet duygusunu da hesaba katarsanız ben Delta varyantının ilk virüse göre, Wuhan virüsüne göre iki katı daha bulaşıcı olduğunu da
hesaba kattığınız zaman hani kaçınılmaz olarak olgu sayılarının artmasını bekliyoruz. Hani benim beklentim Temmuz ayının sonlarına doğru olgular ortasından itibaren hatta olgu sayıları artmaya başlar. Zaten Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi yaz sonuna kadar tüm Avrupa bölgesinde bu delta varyantının tamamen hakim hale geçeceği uyarısını yapmıştı. Yani o virüsün bulaşıcılığından kaynaklı ve önlemlerin de yaz nedeniyle ve yaz artık kımık nedeniyle gevşemesinden kaynaklı. Biz de hani bu seyri izleyeceğiz ülkemizde gibi görünüyor. Şimdi tabii buna karşı yine de bir şeyler yapılması gerekir. Yani bunu da böyle çaresizlik içinde oturup seyretmek de çok doğru değil. Burada kişisel önlemleri uygulamaya devam etmek çok kritik oluyor. Yani topluma yönelik kapanma önlemleri gevşetildiğinde bu sefer kişisel önlemlerin ve aşılanmanın değeri daha da artıyor. Önemi daha da artıyor. Bizim onlara daha da önem vermemiz gerekiyor. Ama tabii bu bir biliyorsunuz genel hava işte algı meselesi. Tabii. İnsanlarımız çevremde çok görüyorum pandemi bitmiş gibi bir hava var. Geçen sene de öyle değil miydi hocam Haziran'da? Evet Haziran'da aynı öyle şeydi. Evet aynı şeydi. Şimdi ondan çok farklı durumda değiliz. Yani aşı var evet ama aşının tam koruma altına Türkiye hani en fazla 17 18 diyelim ki onların önemli bir kısmının da Sinovac olduğunu düşünürseniz hani koruyuculuk Delta virüsüne karşı Sinovac'ta yeterli olmadığı için bence hani geçen sene Haziran'a benziyoruz diyebiliriz. Umarız sonu benzemez hocam. Yani gerçekten o işte bitmeyen yani, kabus o zaman oluyor. Beni de en çok bu tip durumlarda kaygılandıran okulların açılamayacak olma ihtimali. Yani o kadar büyük kaybımız var ki o okullarla ilgili. Her şeyi düşünüyoruz. AVM'leri, işte iş yerlerini şu tabii onlar da önemli ama okullar kapalı ya. 1,5-2 yıldır okullar kapalı. Yani bir daha bir sene daha herhalde bilmiyorum Türkiye kaldırabilir mi böyle bir şeyi. Umarım o sonuç çıkmaz yani, ortaya yani. Umarım olmaz. Yani biz hep yani dernek olarak, klinik derneği olarak bu konuyla ilgili diğer uzmanlık evet. dernekleriyle birlikte hep dedik ki yani her yeri kapatalım, okulları açalım. Ya, evet. Hani tüm dikkatimizi okullara verelim çünkü geleceğimizi kaybediyoruz. Aynen. Hani ben iki çocuk okumakta olan, iki çocuğu olan birisi olarak da çok gözlemliyorum yakından. Ama ben hani aynı hataya sonbaharda düşmeyiz diye tahmin ediyorum. En azından aşı bulma konusunda bir sorun yaşamayacağız gibi görünüyor. Öğretmen ve öğrencileri aşılama noktasına gidebiliriz. Biliyorsunuz pek çok ülke 12 yaşından itibaren nüfusu aşılıyor. O zaman da okulları açık tutma şansımız sonbaharda olur. O konuda çok umutsuz değilim. İnşallah söylediğiniz gibi olur ama ben şimdi bir taraftan Sinovac aşısı var, bir taraftan Rus aşısı geliyor. Onunla ilgili de birkaç cümle eder misiniz bilmiyorum. Rus aşısının koruyuculuğu ve değeri aynı Sinovac gibi biraz bilgi az gibi. Benim en azından izlenimim o şekilde. Çok çok güzel hakikaten bu tespitiniz. Haklısınız. Buna dair elimizde veri az. Ama onun da bundan önceki orijinal virüse olan etkisiyle ilgili veriler %75-80 civarında bir koruma sağladığı yönünde. Ama hep söylediğim gibi söylemeye çalışıyoruz. Yani en kötü aşı bile en iyi evet. koronavirüs hastalığından gerçekten iyidir. O yüzden buradan mesaj olarak yani bulabildiğimiz ilk aşıyla aşılanmaya gayret edelim. Ve hani tabii ki mümkünse yöneticiler bize en iyi koruma sağlayan aşıyı bulsun ama sonuçta bu aşıların birbirine olan üstünlükleri değişmekle beraber hiçbir aşı olmamış olmaktan daha iyiler ve dünyada bugüne kadar uygulanmış 3 milyarın üzerindeki doz aşıdan biliyoruz ki çok ciddi yan etkileri yok evet. bu aşıların. Herkesi de uyaralım. Orada da çok acayip şeyler var. Benim çok yakınımda var. Kısır yapıyor, işte ne bileyim alerji yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Çok çok yakınımdaki insanların aşı olmadığını görüyorum. Çok üzülüyorum. Ya bu iletişimin de doğru yapılamadığı kanısındayım. Müthiş bir bilgi kirliliği var. Yani bu sosyal medyada şurada burada miting yaptı adam. Aşı yapanlar yargılanacak falan diye. Yani çok orası da çok zor bir alan gibi görünüyor hocam. İşte biz yani pandeminin en başından beri bütün kavgamız o zaten Yavuz Bey. Yani büyük bir şeffaflıkla yürütülmesi gereken süreçlerdir pandemiler. Yani güven duygusunu bir kere kaybederseniz bu kadar kitlesel bir olayda insanları doğru yönlendirmeniz çok zorlaşır. Bence şu an onun sorununu yaşıyoruz. Şu an mesela insanların BioNTech aşısına karşı da ciddi bir evet. Uzaklıkları var, endişeleri var.
O da bizler yüzünden oldu. Hani elimizde BioNTech olmadığında biz Çin aşısını çok övünce bu sefer sanki hani Çin aşısı daha iyiymiş gibi, ama o zaman BioNTech yoktu. Biz tabii ki Çin aşısını önermek durumundaydık insanlara. Orada da farklı bir algı yönetimi eksik oldu. Şimdi de onun sonuçlarını yaşıyoruz. Bu güven meselesi çok çok önemli. O yüzden biz hani dernek olarak toplumda bu eksik olduğunu gördüğümüz bu güven meselesini telafi etmeye, tamir etmeye çalışıyoruz. Derneğimizin koronavirüsle ilgili bir web sayfası var. Orada bu aşılarla ilgili sık sorulan soruları güncelliyoruz. 40'a yakın soru ve cevap var orada. Sizin sorduğunuz alerji, kısırlık vesaireyle ilgili, gebelikle ilgili sorulara oradan ulaşabilir izleyicilerimiz. Bugün bana gelen çok sayıda soruları da ben bu akşam oraya ekleyeceğim cevaplarıyla birlikte. Valla kafasında soru işareti olan baksın, bir de bilimsel olduğunu düşündüğü insanı dinlesin, ona inansın. Şarlatanlardan da uzak durmaktan başka şans yok, ama gerçekten onların sesi diğerlerine göre, hakkıyla bu işi yapanlara göre daha fazla çıkıyor maalesef Türkiye'de. Çok teşekkürler Alpay Hocam, eksik olmayın değerlendirmeler için. Umarız bizi izleyenlere de katkısı olmuştur. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Profesör Doktor Alpay Azap'la konuştuk efendim, Klinik Derneği'nin başkanı. Ben konuşuyorum yakınımdaki insanlarla, eğitimleri düzgün, bakıyorum ben aşı olmam diyor, bu aşının ne yapacağı belli değil diyor falan, gerçekten çok şaşırarak izliyorum o meseleyi. Ama hep diyoruz ya, şeffaf olması lazım, tehlikenin büyüklüğüyle ilgili doğru bilgilendirme yapmak lazım, biz salgını siyasi olarak doğru yönetiyoruz diyebilmek için yanlış bilgi vermekten kaçınmak lazım, buradan bir siyasi kazanç sağlama hedefini ortaya koymamak lazım. Siyasetten bunu dışında tutmak lazım. İnsanlar ölüyorlar. Biz 280-300 kişinin öldüğü günler geçirdik. Her gün 300 insan hayatını kaybetti. Her gün 300 dünya karardı. Yani o kadar büyük bir felaketle karşı karşıyaydık ki, onlar da resmi açıklamalardı. Onun dışındaki ölümleri de sakladık. Zaten o saklamalar neticesinde bu güven ortadan kayboldu. Şimdi o dönemde Sağlık Bakanı kendisi, bu inaktif aşıdır Çin aşısı, onun için bunu olmak daha önemli, mRNA aşıları belli değil, yeni teknoloji diyerek insanların kafasında soru işaretini yarattı. Şimdi de olalım aşı dendiği zaman, bir dakika o zaman öyle söyledim, bu zaman böyle söylediğin gibi bir karşı argümanla karşılaşıyor insanlar. Aynı zamanda dediğim gibi çok şarlatan var memlekette. Onlar herkesten daha fazla konuşuyorlar ve sesleri herkesten daha fazla ulaşıyor insanlara. Bunun da büyük sıkıntısı yaşanıyor aşılama konusunda. Yani eskiden aşı yok diyorduk ama şimdi aşı var, aşı olmayacağım diyenler var. Onların yarattığı bir gerilim de söz konusu. Şimdi korona ve bununla mücadele konusundaki değerlendirmeleri aldık. Biraz da cebimize bakalım. İbrahim Kahveci var bu bölümde karşımızda. Dün akşam birdenbire elektrikte %15. Doğalgazda %12 zam geliverdi. Yani niye geldi bu zam durup dururken? Zaten her ay %1 diye böyle bir Çin işkencesi gibi bir şey yok muydu hayatımızda? O yetmedi, niye %12 geldi doğalgazda? Elektrikte niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Üstelik fiyat istikrarı komitesinin kurulduğu gün. O komite kamudaki zam politikasının da belirlenmesine göre hesap edilmesini bir görev olarak kendisine yazmıştı görebildiğim kadarıyla. Soralım İbrahim Kahveci'ye, paramız mı azaldı? Bu yani dağıtılan paralara bakıyoruz, hep milyon dolarlar konuşuluyor. Onlarla ilgili sorun var. Kanal İstanbul'a mı para ihtiyaç var? Ne var İbrahim Kahveci, niye bu zamlar? Paramız mı azaldı yoksa neyimiz azaldı? Öncelikle Yavuz Bey, iyi yayınlar dilerim. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Şimdi yarınki ele aldığım bugünden beri şu gözler kıpkırmızı ateş atıyor. Öyle görünüyor. Evet. Evet. Bu zam bize az Yavuz Bey. Az değil mi? Az. Timur'un hikayesi gibi diyorsun. Yani sana yağ yoktu değil mi? Ekmek kuyrukları, benzin kuyrukları falan vardı, kuyruklar vardı. Z kuşağı bilmez bunları. Şimdi o zihniyetle gidersen, o zihniyetle gidip, efendim 2017'de şu bürokratlar var ya, şu pranga, cumhuriyete pranga olmuş bürokratlar, şu bürokratik engelleri kaldıracak, çok hızlı hareket edecek ve cumhuriyeti hapsetmiş olan o bürokratlardan cumhuriyeti kurtarıp
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız hayalleri veya öngörüleriyle. Ha, bu öngörülerle şu anda Kanal İstanbul'u yapacaklar. Bu öngörülerin aynen ne kadar tutarlılığını... Daha bir ay önce Süleyman Soylu 1 Temmuz'da uçacağız dedi ya, tarih verdi. Saatini söylemedi ama bekliyoruz hala. 1 Temmuz daha geçmedi değil mi? Uçuş için vaktimiz var. Tabii. Şimdi bir çerçeve çizeceğim. Siz de bana yardımcı olursanız bu çerçevede. Tabii ki. Şimdi bakın... efendim 2016'da OHAL ilan ettik. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, hain girişimi. Ne dedik ama biz bu OHAL'i, olağanüstü hali sadece FETÖ ile mücadelede kullanacağız dedik. Affedersin, patates soğan işinde bile OHAL'i kullanmaya kalktık. Bilmem nerede, her yerde. Devamında ya ben Ahmet Davutoğlu'nu hiç sevmiyorum. Yani onu, zaten ben ona da oy vermemiştim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiştim. AK Parti zaten Cumhurbaşkanı'nda deyip %49 oy alan başbakanı %0 başbakanla değiştirildiğinde de ya bu ne olacak ki yani dediğinde. Veya efendim yani geçen hafta Taksim'de yürüyüş yapıldı. Bir gazeteciyi aldı polisler ayağının altına, nefes almasını Sayın Kılıç'a geçmiş olsun diyelim bu arada. Nefes almasını bile engelleyecek şekilde neredeyse gözaltına aldı. Efendim o gazeteci de orada resim çekmeseydi yani. Zaten bu gazeteciler böyle şey değiller. Böyle matah bir şey de değiller böyle. Yani ikide bir burunlarını her şeye sokuyorlar. Ya benim de burnum biraz uzun. Trabzonlu olmaktan dolayı. Şimdi efendim vatandaş da camdan polise seslenmiş, gürültü yapmayın çocuk. Ne var yani, niye ağzını açıyor ki? Yani niye bağırıyorsun camdan? Yani camdan bağırırsan bak gelir seni polis kapına dayanır lap diye gözaltına alır. Veya kafede oturuyorsun, kız arkadaşınla oturuyorsun. Ne müdahale ediyorsun milli polise, yerli milli polise? Adam döverken. Ki bu haksızlık, adam döverken, orada gösterici döverken, yani bırak rahat rahat dövsün polis göstericiyi. Veya Rize'de vatandaş açlık, yoksulluk, ekonomik sıkıntıdan dolayı veryansın ediyorsa, bunu hakaret kapsamına alıp gözaltına alıyorsa. İşsizim niye diyor ki yani, o öyle söyleyince bir şey mi oluyor değil mi o vatandaş? Evet, şimdi veya efendim bak Ömer Faruk Gergerlioğlu ya yani bir de gitmiş HDP'den milletvekili olmuş. Yani HDP yani oradan milletvekili mi oldu? Oradan milletvekili olursa insan hakları, adalet, hukuk filan savunur mu yani? Savunulur mu? O da atsınlar içeriye ya onu da. Yani dersen ve efendim kısaca hukuktan uzaklaşmaya ses çıkarmazsan senin ülken hukuktan ne kadar uzaklaşırsa senin ülkene döviz de o kadar gelmez. Gelmediği gibi döviz gider, gittiği gibi kurlar yükselir. Kurlar yükseldiği gibi de aha da sana bu zamlar gelir. Zamlar bir sonuçtur. Sürekli cebimde birilerinin eli var gibi hissediyorum İbrahim son dönemde ya. Şimdi bir başka şey daha izah edelim. Efendim diyeceksin ki biz doğalgazı, petrolü vesaire yurt dışından ithal ediyoruz. Bulmadık mı biz onları Karadeniz'de? Onlar Ay'a dört şeritli yol yaparken o yolun kenarından borularla Ay'a taşıyacağız. Biz Ay'dan sonra da bakın gezegenler içerisinde bize öyle küçük gezegenler falan Mars, Venüs falan kesmez. Biz Jüpiter'i alacağız. Hedefimiz tamam. 2071 Jüpiter'i almak. Yani Süleyman Soylu o Afyon'da konuşmayı yaparken işte Temmuz'da uçacağız edeceğiz derken ben orada alkışlayan vatandaşları şu anda merak ediyorum. Merak ediyorum. Biz hain değiliz. Biz süreçleri ima ediyoruz, ifşa ediyoruz, açıklıyoruz. Bu sürecin sonunda yaşanacaklar da malumdur. Bir sonuç bu. Zamlar sonuç. Şimdi petrolü, doğalgazı yurt dışından alıyorsun. Efendim kur 3 liraydı, şimdi oldu 8,5 lira. İşte 2010 yılından 2018 başına kadar elektriğe %54 zam yapıldı. 2018'in başından 2021'in bu ortasına kadar yapılan zam %122. Düşünebiliyor musunuz? 8 yılda %54 zam, 3,5 yılda %122 zam. %122,6, 123. Başkanlık uçuruyor bizi. Şimdi diyeceksin ki, efendim
Bu doğalgaz ithalatında, petrol ithalatında biz kurla, yani 3 lira Davutoğlu'nun giderken, burada Davutoğlu falan mesele değil. Mesele bir sıfır başbakanla değişmesi, yani hukuktan uzaklaşma. Mesele ekonomide liyakatın, babacan uzaklaşma, liyakat uzaklaşması. Efendim 3 maaş 5 maaş yakınıymış etmiş, zaten uzaktaki adam dediğini de dinlemiyor. Bak Merkez Bankası Başkanı vardı 2019'da. Laf dinlemiyordu. Görevden aldık. Laf dinleyen geldi. Zamlar da geldi işte. Onu dersen, bağımsız kurumlarda böyle yersen zamlar da gelir. Bir başka çerçeve. Şimdi diyelim ki ya bu 3 lira aldığın doğalgaz, petrol, bunların fiyatları dünyada fazla değişmedi. 3 yıl 4 yıl önceki fiyatlarda. Efendim o zaman ama 3 lira üzerinden alıyorduk. Şimdi 8,5 lira üzerinden alıyorsun. Efendim zaten bir miktar zam yapıldı ama bu son zamları yapmasaydılar da, bu son zamları efendim bir hazineden filan biraz şeyle karşılasalar. Kardeşim sen şehir hastaneleriyle övünüyorsun. 10 milyar dolara yapılmış şehir hastanesine 140 milyar dolar hazine garantisi var. Sen onunla övünüyorsun. Geçmediğin Osman Gazi Köprüsü'yle övünüyorsun. İzmir Otoyolu'yla övünüyorsun. Sen onu çok yazdın Osman Gazi'yi. İşte Kuzey Marmara Otoyolu, bak müteahhitlere 10 yıllık yapım işletim diye almışlar. 6-7 yıl daha ek süre vermişler müteahhitlere, milleti işletin diye. O ek süre ne biliyor musunuz? 10 milyar dolar. Milyar milyar dolarlar gidiyor. Efendim Kanal İstanbul yerli milli. Tamam, paralar buraya gidiyor. Kimsenin yılda iki dini bayramda trafik olan Çanakkale'ye köprü yaparsan, parayı oraya verirsen milletin doğalgaz faturasını azaltacak, elektrik faturasını azaltacak, kur artışından kaynaklı maliyeti karşılayamazsın. Ne oluyor? Öbür tarafta da parayı 3-5 müteahhite veriyorsun. Para müteahhite gidiyor. Devlet hukuktan uzaklaşıyor. Bu zamlar o zaman sonuç. Yani sonucu mu tartışacağız, süreci mi tartışacağız? Vallahi süreci tartıştığın zaman sen felaket tellalı oluyorsun. Hain oluyorsun, felaket tellalı oluyorsun. Niye dolar bu kadar diye sormak da çok, hani dolarla mı maaş alıyorsun yanıtı. Dün çok güzel bir espri gördüm. Elektrikle mi alıyorsun maaşını kardeşim, neye ilgileniyorsun bununla diye sosyal medyada bir şey vardı. Artık gerçeklikten kopunca çok acayiplikler oluyor tabii. Ama dün itibariyle baktığımızda, bugün sanıyorum açıklandı değil mi? Bir 400 milyar dolarlık daha yerli yatırımcının döviz mevduat paraları artmış diye. Yani 400 milyon dolar daha. 400 milyon dolar daha. 400 milyar abarttım yani, pardon. Merkez Bankası verileri açıklandı. Yani burada amaç enflasyonu düşürmek diye yola çıkılıyor. Türkiye'nin bir istikrara kavuşması diye yola, ekonomik bazda söylüyorum. Tek başına ya enflasyon düşmüyor. Milletin elindeki dolarları Türk lirasına yatırması için, yani değiştirmesi için çaba sarf ediliyor. Orada da bir sonuç yok. Şimdi böyle olmayınca önümüzdeki dönemde de zamlardan kaçış yok o zaman. Yani bizim her geçen günümüz bir önceki günden daha kötüye gidecek bu sistemde. Ara ara dalgalanmalar olur, ara ara iyimser dalgalanmalar olur. Ama genel trend yokuş aşağı, yokuş aşağı giderken... Yavuz Bey, ben bunu sizinle beraber aşağı yukarı 3-4 yıl önce de bu şeyler. Bundan sonra şey böyle olacak. Yani yokuş aşağı araba gidecek, tümseklerde zıplayacak. O tümsekte zıpladığı zaman uçuyoruz diye millete satacaklar. Ya yön aşağıya, bundan sonra yön yukarıya çıkamaz bu mevcut düzende. Ama başka bir şey daha söylüyorum. Daha büyük felaket şeyini söylüyorum. Bakın bu ülke böyle devam ederse, yani kurumları, kuralları, adaleti, hukuku, sistemi, liyakati, her şey gitmiş. Bakın 40-50 yıl önce Arjantin dünyanın en zengin ilk 10 ekonomisinden birisiydi. 50'ler 60'lar. Baksınlar. Bugün Arjantin dünyanın ilk 20'sinde yok. Sürekli kriz içerisinde. Bakın bu gidiş Türkiye'yi, eğer devam ederse, bir cahiliye dönemidir bu dönem. Cahiliye dönemidir diyorum çünkü TÜİK verileri bunu söylüyor. Hasan Basri Yalçın vardı SETA'da değil mi? O da mesela CNN'de bunu anlattı. Dedi ki bizi AB grubu ve YZ kuşağı şey yapmıyor. AB grubu kim? Okumuşlar. YZ kim? Gençler. Ya okumuşlar ve gençler şey yapmıyor. Geriye kim kalıyor? Lise altı eğitimlilerle ileri yaşlılar. Yani ileri yaşlı ve lise altı eğitimliysen iktidarcısın, iktidara şey yapıyorsun. Şimdi bu cahiliye, yaşam memnuniyeti anketinde de var bu benzer şeyle. Yaşam memnuniyeti anketinde diyor ki orada
üst eğitimlilerde memnuniyet mesela 2003-2004'lerden sonra hızla artıyor. 2015'ten sonra çöküyor. Lise altı eğitimler ise 2003-2004'lerde daha geride. 2015'ten sonra onlarda da biraz azalma var ya, var ama mesela 2003'te üniversite mezunları lise altı eğitimlerden 10 puan daha mutlu. Şimdi 10 puan daha mutsuz 2020'de. Orada erime daha zayıf oluyor yani daha, destek daha, anlamında. Tabii lise altı eğitimde şey hala şeyde eskide kalmış, 80'de kalmış. Şimdi ülkeyi bu cahiliye devrinden kurtaramaz isek, bu cahiliye döneminden çıkaramaz isek Türkiye'yi, Türkiye'deki bu yapısal bozukluk bizim çocuklarımıza, bizim torunlarımıza o kadar büyük bir yıkım bırakacak ki. Ama tersine çevirdik. Çevirebildik. Ya şu anda o kadar büyük acı çekiyoruz ki bakın şu anda Türkiye'nin dar tanımlı işsizliği TÜİK oyunu olmasa %18. Geniş tanımı 30, %30. 10 milyon işsiz var. Bugün bu TÜİK rakamı zaten %30. %30 TÜİK rakamı aşağı yukarı ama dar tanımlıyı aşağı %14'te tutuyor, %18 orası. İşte iş aramıyor diye şey yapıyor. Evet, evet. Normalde %18. 90'lı yıllar diyorlar. Efendim 90'lı yıllar her ay elektriğe zaten elektriğe %10 otomatik zam vardı 90'ların şeylerinde. Mesut Yılmaz'ı hatırlayın. Şey vardı rahmetli. Cumhur Ersümer vardı onun bir enerji bakanı. Yüce Divan'da yargılandı. Evet tamam şimdi diyorlar ki biz eski borçları ödedik. Tamam Cumhur Ersümer'de 5-6 sent elektrik fiyatı varken gitti 25-30 sentten hazine garantili elektrik santralleri kurdurdu. Tamam ama Cumhur Ersümer Yüce Divan'da yargılandı. Siz de bu müteahhitlere böyle yaptınız, bu borçları ödeyeceksiniz diyorsanız o zaman gelin siz de Yüce Divan'da yargılayalım. Tertemiz ortaya çıksın her şey, ondan sonra ödenecek mi ödenmeyecek mi diye bakalım. Şimdi 3. köprüye adam ihaleye girmiş. 10 yıl, 2 ay, 20 gün içerisinde yapacağım ve işleteceğim demiş. Erken bitirirse daha fazla işletecek, geç bitirirse daha az işletecek. İşte 3 yıla yakın yapım süresi öngörülüyordu, 7 yıl civarında işletecek. İşletme demek yılda 800 milyon dolar hazine garantisi var orada. Araba geçse de geçmese de. Geçenden 200 aldı, 300 aldı, geçmeyeni de devletten alacak 800 milyon dolar. Bu köprünün zaten açıkladıkları maliyet 3,5 milyar dolar. 7 yıl işletmesi 5,6 milyar dolar. Yani 3,5'a 5,6 milyar dolar alacak. Buna razı oldu. Ya şimdi geldiler 5-6 yıl daha ek işletme süresi. Yani yılda 5-6 yıl daha 800 milyon dolar daha ödeyelim diyorlar. Ya ne yaptı o müteahhit? Ne oldu da niye uzattınız? Ne oldu? İşte Kurtköy Akyazı, Çiğdem Toker yazdı. Evet. 7 yıl uzatmışlar. Ya ne oluyor bu milletin parası? Bunları ses çıkarmazsın. Bir de bu tabii çok acayip bir şey. Yani bununla ilgili önden kurallar belirlenir normal şartlarda. Bunun için bir ihale açılır. Adam der ki ben 13 yılda bunu sana vereceğim. Öbürü der ki ben hayır yapım dahil 12. Öbürü der ki 10. Öbürü der ki 8. Kim daha avantajlısı ona verilir. Bunların hepsi kurallar önce bir yazılıyor. Sonra bir adamlar belirleniyor. Ondan sonra bir de kurallar esnetiliyor. Yani cebine daha para. Ya bu herhalde kimsenin aklını almayacağı bir şey. Bu çok tabii çok acayip de bir şey. İşsizlikten bahsettin az önce. Şimdi kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin meselesi de kapandı herhalde değil mi bugün itibariyle? Bugün itibariyle kapandı. Şimdi ama işsizliği şöyle söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ki mesela bir söylev olarak 90'lı yıllarda elektriğe %10 zam yapılıyordu. Ya biliyor musunuz 90'lı yıllarda işsizlik oranı %7,5'tu ortalama. Evet. Şimdi %14-15. Ya paran yoksa zam olmuş olmamış bir gelirin yok. Bir gelirin yok. Önce bir gelirin olsun, gelir olsun. Dolayısıyla böyle bir şeyler geliyor. Daha da artacak mı İbrahim? Yani şu anda bu kısa çalışma ödeneği çok etkileyecek mi ücretsizin? 1 milyon civarında deniyor çünkü de o da çok büyük rakam. Şimdi 1-1,5 milyon arasında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vardı. Dönem dönem değil. Son rakama bakmadım Yavuz Bey ama 1 milyonun üzerindeydi. Evet, üzerinde. Yanlış hatırlamıyorsam. 1 milyon 100 küsur binlerde. Bir de ücretsizinler var. Evet. Şimdi bunu burada aşağı yukarı ama bugün itibariyle de bütün açılma yani normal hayat, bütün hayata dönüş şey oldu. Dolayısıyla
kapalı lokanta, kafe filan bunların birçoğu açılacak, eleman alacak edecekler. Yine de buradan bir 500-600 bin işsiz gelebilir. Buradaki ki haberlerini risk görüyoruz, geliyor yani bazı fabrikalardan bu imkandan yararlananların işlerine son verildiği biçiminde haberleri görüyoruz. Evet, buradaki risk şu, en önemli risk şu. Şimdi burada kısa çalışma normalleşmeye döndük. İşten çıkarma yasağı da kalktı. Tamam, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ödenekleri falan bunlar da kalktı, bitti. Tamam. Peki burada işsiz kalan kısa çalışma ödeneği de kalmış. İşkur işsizlik maaşı verecek mi? Ama daha önemli risk, efendim önümüzdeki 5 ay sonra sonbahar geldi ve bu açılmayla beraber aşılar da fazla etkin olmadı filan. Delta varyantı filan yine etkiledi. Yine kapanmalar başladı, ne olacak? O zaman ne olacak? Ama bizde Yavuz Bey, bizde zaten 2018'den beri çalışan sayısı artmıyor, daha aşağıya. Tabii. Ama ekonomi büyüyor yani. Mucizeler yaratıyoruz kağıt üzerinde. Yani kağıt üzerinde gerçekten şeyler yaratıyoruz. Bütün bunları topladığım zaman şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin bir refaha erişme noktasında gitme, ilerleme durumu yok. Olmaz da. Bu sistemde, bu düzende, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bir bakanlar doğal afet yerlerine giderken ne diyordular? Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve izniyle. Dün akşam şeyi söyledim, acaba evlerinde bir odadan diğer odaya giderken de Cumhurbaşkanı'ndan izin mi alıyorlar? Mesela oturma odasından mutfağa gidecek bir bakan. Şey mi yapıyor, eşine şey mi diyor? Sevgili eşim, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve izniyle oturma odasından mutfağa gidiyorum. Yani şimdi sistemin tek bir yere böyle bağlandığı ülke ilerleyemez. Gelişemez, büyüyemez. Bir yatırımcı düşünün, yatırım yapıyor. Akşam Cumhurbaşkanı çıkıyor televizyona, diyor ki ben Merkez Bankası Başkanı'na telefon açtım. Faizler düşürülmesine bakacağız şeyde, Temmuz, Ağustos gibi. Bitti. Bitti. Ne öngörü var, ne bir hesaplanabilir risk var, ne mülkiyet güvencesi var. Ben parayı dolarda tutayım abi, neme lazım diyor o zaman yani. O zaman da böyle, aynen o şey. Ben abi bir hani sağlamda olsun, cebimde olsun diye bakılıyor. Öyle bir değerlendirme olabilir. Peki şimdi yarından sonra değil mi İbrahim enflasyon açıklanacak? Bir de bu zamlar, bu zamlarla ilgili şöyle bir hesap da yapıldığını gördüm. Katılır mısın? Temmuz'da yapılmasının da bir değeri var. Çünkü Haziran'da yapılsa İşte memur emekli maaşları da enflasyon artacağı için oraya da etkisi olacaktı. Memura emekliye verilecek olan enflasyon farkından da avantaj sağlamaya çalışıyor hükümet diyerek orada bir miktar da çıkartmışlar. Yani bunun enflasyona etkisiyle birlikte. Orada da bir dezavantaj söz konusu. Zaten %122 diyorsun, o dönemde memur emekli ne kadar aldı onu da herhalde yan yana koyduğun zaman feci fakirleşmeyi görmek mümkün. Bir de ne olacak, üçünde açıklanacak enflasyon. Bugün İstanbul açıklandı, herhalde orada da bir yüksek durum var. Şeylere bakıyorsun. İstanbul'da düşük geldi. İstanbul enteresan düşük geldi. Düşük mü geldi? %3 diye gördüm ben şeyi. %3 toptan eşyada. Aha, toptan eşya, tüketiciye bak. Tüketici sıfır küsur, evet o sıfır küsur. Evet, evet. Orada bir yükseklik var anladım. Orada bir şey geldi, düşük geldi. Ama şeyi göreceğiz tabii. Ayın 3'ü cumartesiye geliyor sanırım, pazartesi doğru. Açıklanır enflasyon. Burada şöyle, tabii ki kritik şey şu. Bu ilk 6 ay sonu, Haziran sonu itibariyle açıklanacağı için burada emekliye, memura enflasyon farkı verilecek. Evet. Hedeflenen enflasyonun üzerinde gerçekleşen, yanlış hatırlamıyorsam bu da sürekli değişiyor Yavuz Bey. Yani şey 4+4 diye hedeflemiştiler galiba enflasyon. Herhalde öyle bir, evet bir öyle şey. Bir, üzerinde 7-8 civarında gelecek ilk yarı yıl enflasyonu, galiba onun 4'ün üzerine bir 3-4 puan daha verecekler. Eğer bugünkü zamları bir ay önce yapsalardı, o zaman yaklaşık bir puan daha zam vermek durumundaydılar. Diyelim ki %3,5 fark verecektiler, %4,5 vermek durumunda kalacaktılar.
1 puan kırptılar. 1 puan yani gitti memur demek. 1 puan enflasyon. Bu ara ara kırpıyorlar. Zaten ben şu örneği de veriyorum. Mesela 2017'den sonra sigaranın ağırlığını %5,5'lardan önce 4,7 4,5'lara sonra 3,7'ye düşürdüler 2019'da. 2 yıl düşürdüler. 3,7'ye düşürünce %50 zam mı yaptılar? Sonra tekrar %5,7'ye çıkarıldı. Ağırlık 5,5'la %50 zammı çarptığınız zaman ortaya çıkan rakamla 3,7 ile %50'yi çarpıyorsunuz. 1 puana yakın 0,70 küsür. 1 puana yakın ne demek biliyor musunuz? Yani ilelebet itibariyle o bir şey oyunuyla enflasyona duyarlı maaş alanların ücretinden 1 puan o sigaranın ağırlık oyunuyla gitti. Bu bir daha geri gelmiyor. Her taraftan zaten yani darbe bir taraftan değil de zaten alınan paralar da 3 aşağı 5 yukarı ortada. İsyan edenler de emekliler de biliyorsun Rize'de. İlki emekliydi ve çok isyan etti, sonra da gözaltına alındı. En son isyan eden de işsizdi, o da gözaltına alındı. Tabii gözaltına alıyoruz hemen. İçişleri Bakanımızın en büyük çalışması o yani. Ama hiç sekmiyor, gayet başarılı o konuda. Sekmiyor gayet, gayet başarısını başarılı. Şey yapmamak lazım. Dışarıda tutmamak lazım. Şimdi enflasyon, şunun için sordum. Yavaş yavaş da bitireceğiz ama enflasyon yüksek gelirse ortada şimdi Naci Ağbal'ın ortaya koyduğu bir faiz oranı var. %19 adam koltuğunu kaybetti o yüzden. %19'a çıkarttığı için. Ama şimdi %19'da yetersiz kalacak diyenler var. Yani %19'un daha üstüne çıkabilir enflasyon diye. Türkiye'de bu siyasi politik atmosferde faiz yükseltilebilir mi Merkez Bankası Başkanlığı tarafından, yoksa şimdi bir de yan yollara sapıyor diye eleştiriliyor. İşte karşılıklarda şöyle yapılıyor, tüketici kredilerinde fiyat yükseltilsin diye baskı yapılıyor ama asıl yapması gereken faiz arttırmak, onu yapmıyor. Bu dolaylı yollara gittiği için güven azalıyor, güven azaldığı için dolara talep artıyor gibi. Şimdi bu enflasyonun enflasyon karşısında faiz seviyesi şu an itibariyle yeterli gibi gözüküyor. Ama bu doğalgaz, elektrik, bunların bir kötü huyu var. Elektrik özellikle çok kötü huyludur. İmalat sanayinde bütün alanlara girdi verendir %70 oranıyla. Mesela diyelim çimento inşaattı, yoldu, şuydu, buydu, diyelim ki %5 girdi, %5 sektöre girdi veriyor. İşte efendim un %8 sektöre girdi veriyor, pastacılıklı, fırındı falan. Enerji %70 birinci sırada, açık ara birinci sırada enerji. Yani enerjiye yapılan zam sirayet etkisi, bulaşma etkisi yüksek olduğu için önümüzdeki dönemlerde sürekli şeyleri artıracak. Ben şu örneği çok veriyorum, onu da tekrar edeyim. Mesela fırın, ekmekle ilgili bunu iyi bildiğim için söylüyorum. Yine 2014'lerdeydi galiba un fiyatlarında bir artış yaşanıyordu falan. İşte ekmeğe zam yapalım, ekmeğe zam yapalım. Un fiyatı %30 arttı, ekmeğe de %30 zam yapalım. Ama dediler ki elektrik öyle artmadı, işçilik öyle artmadı. Şimdi orada baktığımız zaman mesela fırıncılıkta ekmek üretiminde üçte bir yaklaşık söylüyorum. Hani kirayı katmıyorum içine. Üçte bir un fiyatıdır, yani ham madde buğday un şeyi, diğer kalan üçte bir enerjidir, diğer üçte bir de emektir, işçi. Şimdi un fiyatı zaten artıyor, bunun üzerine bir de elektrik fiyatı da artınca ekmeğe de zam gelecek. Bu bulaşma etkisi böyle çok yüksek bir şey enerji fiyatları. Onun için sadece Temmuz ayı enflasyonuna kimse bakmasın, devamındaki enflasyonlar da önemli. Devamındaki enflasyonları da düşündüğümüz zaman Merkez Bankası'nın bugünkü faizi belki bir noktada yetersiz gelecek ama TÜİK muhtemelen orada devreye girer. Halleder yani TÜİK, TÜİK tabii bazı marketlerde şeylerde işe girebilir, orada devreye girebilir. Vatandaşın göreceği enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon zaten 3 yıldır çok farklı. Ama bunun finansal piyasalardaki karşılığında şunu görürüz. Yani piyasalar şu anda Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemiyor. Merkez Bankası da Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı veya konuşmasıyla ne dedi? Temmuz, Ağustos gibi faiz indirimi. Herkes merakla bekliyor. Merakla bekleyenler Ray Branson davası vardı, bir karikatür vardı.
İşte Ray Brunson hakkında nasıl bir mahkeme kararı olacak diye merakla bekleyenler arasında ilk sırada mahkeme heyeti geliyor diyor. Şimdi burada da Merkez güzel. Bankası Başkanı merakla bekleyenler arasında ilk sırada anladığım kadarıyla. Evet evet, Merkez Bankası Başkanı Temmuz veya Ağustos sonu faiz indirimi olup olmayacağını en fazla merak edenlerin başında Merkez Bankası Başkanı geliyordu. Doğru, doğru. Biz, yani böyle bir şey. Bilse de rahatlasa. Yavuz Bey, bizim sorunumuz faiz değil aslında. Bakın, Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalmaz. Merkez Bankası hatta ve hatta faiz indirebilir. Ne zaman? Yönetime güven duyulan bir yönetim geldiği zaman. Bakın, emin olun, güven duyulan bir yönetim gelsin, 6 ay içerisinde, 8 ay içerisinde bu faiz, enflasyon %10'un altına, enflasyonu hemen söylemiyorum, faiz, piyasadaki faiz %10'ların altına iner. Bizim sorunumuz güven. Güven duyabileceğimiz bir yapı yok. Güven duyabileceğimiz bir irade yok, bir düzen yok. Dedim ya, yani bir gece televizyon dinliyorsunuz, bütün yatırımlarınız alt üst oldu. Ne yapabilirsiniz? Onun için biz varlık içerisinde yokluk çeken bir ülkeyiz. Varlık içerisinde yokluğu da şöyle ifade edeyim. İşte tarlada hani çiftçi açıklıyor, diyor ki ya Adana'da karpuz 20 kuruş, 30 kuruş. Aynı karpuz rafta 1,5-2 lira. Efendim, karpuzu toplayamıyor, biberi toplayamıyor, salatalığı toplayamıyor, para etmediği için döküyor. Ama aynı ürünü tüketici rafta 3 lira 5 liraya satın alıyor. 5 liradan aşağı yemiyor tabii tabii. Alamıyor. Şimdi öyle bir düzen kuruldu ki Türkiye'de, bir tarafta varlık var. Ha, şey, dün Cumhurbaşkanımızın bir resmi kararnamesi vardı, tasarruf genelgesi. Evet. Biliyorsunuz yukarıda itibar. İtibar olduğu için. Tasarruftan itibar olmaz. Orada tasarruftan itibar olmaz. Aşağıya tasarruf dedi. Yukarıdakiler çift maaş, 3 maaş, 5 maaş alacak. Aşağıdaki memura gazete almayı bile yasakladılar. ben orada da çok hesaplı bir tasarruf maddesi olduğunu düşünüyorum o gazetenin, ama dur bakalım. Tabii tabii. Aynen, aynen. Çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olma yorumların için. Çok sağ olun. İbrahim Kahveci ile konuştuk, Karar Gazetesi'nin ekonomi yazarı. Evet, tasarrufla ilgili Karar Gazetesi'nin manşetindeydi o 3-5 maaşa hiçbir şey yok diye. 3-5 maaşı almaya devam ediyorlar. Biz de Beştepe muaf diye pencerede manşetimizi atmıştık. Ya yani olacak iş değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi tasarruflardan muaf. Beştepe tasarruflardan muaf. Ve bu şartlar altında Türkiye tasarruf edecek. İşte yeni araba almayacak, arsa almayacak, kiralama yapmayacak falan. Ne kadar aslında kağıt üstünde kalacağının göstergesi. Gazete almayı yasaklamışlar. O da tabii en önemli tasarruf kalemi olacaktır elbette. Alanlar için en azından. Şimdi bir hukuka ihtiyacımız var, bir güvene ihtiyacımız var dedi İbrahim Kahveci. Eğer bu sağlanırsa süratle Türkiye'de taşlar yerine oturabilir. Ama Süleyman Soylu'nun 1 Temmuz'da Türkiye uçacak demesi artık propagandanın hangi üslupla yapıldığının da en güzel göstergesi. Bugün Temmuz 1 saatini vermedi diyor İbrahim Kahveci. Eğleniyor tabii. Saat gece 12'ye kadar bir uçuş gerçekleşecek mi bakacağız. Ama kurallarla, kurumlarla yönetilse zaten böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Belki de o kurallarla ilgili, kurumlarla ilgili en büyük erozyon da kadına yönelik şiddeti engellemek için imzalanmış olan sözleşmeden çekilinmesiyle yaşandı. Yani niye çekiliyoruz İstanbul Sözleşmesi'nden? Bunun rasyonel bir yanıtı yok. Çekildi Cumhurbaşkanı. Bari çekilirken bunun kuralları var. O işletilseydi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sözleşmeyi kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla çekilme gerçekleşseydi, o da olmadı. Danıştay'a dava açıldı. Danıştay dedi ki Cumhurbaşkanı'nın ülkenin menfaatleriyle ilgili aldığı kararlar yargı konusu yapılamaz. Yani bunu Cumhurbaşkanlığı söyledi. Danıştay da bunu kabul etti. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı Türkiye. Kadınlar doğal olarak tepkililer. O tepkilerini de dile getiriyorlar. Gülsüm Kav var karşımızda. Kadın cinayetlerini engelleyeceğiz, durduracağız platformundan. Genel temsilcisi ve aynı zamanda da Gazete Pencere yazarı, sağ olsun bize bu konularda okuyucularımıza aydınlatıcı bilgileri veren isimlerden kendisi. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Son zamanda çok düzenli yazamadım. Evet, ama sizi merakla takip ediyor insanlar. Yazdığınız zaman da keyif aldıklarını biliyoruz gelen tepkilerden. Şimdi oldu bitti yani, öyle görünüyor. Bugün de Cumhurbaşkanı şiddeti önlemek için 4. eylem planını açıkladı. Belki onun üzerine de konuşuruz ama evet. Yani hiç olmayacakmış gibi görünüyordu herkese. Bir şekilde bir yerden dönecek, Danıştay'dan olacak falan. Ama çıktı Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden. Önce hemen şunu söyleyeyim, yine hala oldu bitmedi. Bu süreç bitmedi. Danıştay'ın bu kararı Meral Akşener'in başvurusuna ilişkin onun kamudan da çok seslenmesi, sosyal medyadan da seslenmesiyle biraz siyasi bir hamleyle ona yanıt verdi. Ama başka çok sayıda dava var. Her birine tek tek cevabını henüz almış değiliz. Tabii bu zayıf bir ihtimal de olsa yine olması gereken anayasaya uygun cevapları alma beklentimiz. Yani sadece sözleşmeyle ilgili hukuki plandaki mücadele de bitmedi. Bu tabii bir yönü ama bunun işte tüm haklarımızı aramayı sonuna kadar hukuki olarak sürdüreceğiz. Ama zaten sözleşme ve kadınların şiddetten korunması söz konusu olduğunda bizim coğrafyamızda mesele sadece hukuki mesele değil. Bu çok toplumsal politik bir mücadele konusu biliyorsunuz. Hatta bütün toplumun da çoğunluğunun sahiplendiği bizim hem kendi mücadele hayatımızdan hem de geriye dayalı olarak örneğin KONDA'nın araştırmasından biliyoruz ki itiraz eden %7'yi bile bulmuyor İstanbul Sözleşmesi'ne. Yani çok önemli bir toplumsal destek var bu sözleşmeye verilmiş olan. Ki imzalanırken de bu herhangi bir uluslararası sözleşme değil. Sadece tek bir şerhle diğer tüm siyasi partilerden görüşlerin, bütün milletvekillerinin oy birliğiyle. Evet. Yani tek şerhle imzalanmış. Yani bunun anlamı ne? Çok geniş bir demokratik mutabakatla kabul edilmiş bir sözleşmeyi. Hiçbir biçimde aynı mutabakat, aynı toplumsal mutabakat aramadan geri almaya çalışıyor isek ve tek dava imzayla bitmemiştir. Ve tek imzayla. Evet. Yani bu dava böyle bitmez. Bir kere hani çünkü gerçeklik bu. Hukuken değil, çok önemli bir toplumsal mücadele. Onun da çok çeşitli yönleri var. Birisi bu demokrasi, toplumsal mutabakat aranmaması, bu kararın anayasa uyumsuz bir biçimde alınmış olması, Danıştay'ınsa ama iki tane üyenin itirazı orada önemlidir. Evet. İki üyenin bu doğruya işaret etmesine rağmen çoğunlukla da bulunan hani anayasa yani hukuk dışı bir karar almış olmasını görüyoruz. Hukuka uygun değil. Bu kararı için. Ama öyle. Diğer bütün hepsine de cevap vermek durumunda Danıştay zaten. Orada da oy birliği olmadığını görmüş olmamız da yine aslında toplumsal mutabakatın olmadığının bir başka sembolü oluyor. Bu açıdan birincisi bunu söylemek istiyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hem kendi hani kadınların mücadelesine hem İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aslında şöyle bir çok önemli evrensel bir gerçek var. Dünya yüzünde herhangi bir hak ve gelişmede hangi noktadaysak gelişmişlik seviyesi neyse ondan geri gelinemez. Yani bu sözleşme zaten hani biz bir tarafı olarak imzamızı çekmeye çalıştığımız süreçteyiz de hayatına devam edecek ve dünya yüzünde imzacı ülkelerde pek çok kadının hayatını kurtarmaya devam edecek. Bunu yani demiş oluyor ki bize iktidar bu iyilikten bu coğrafyadaki kadınları yararlandırmayacağım demiş oluyor. Bunu bugünkü yayınlanan eylem paketleri ile ikame edilebilir bir şey değil. Bu ona da dediğiniz gibi gelince konuşuruz süremiz yeterse. Fakat bu coğrafyadaki kadınlar da tüm toplumda bir kere bu sözleşmeyi soludu ve zaten her görüşten kadın sosyal medyayı da izliyor, her şeyi de izliyor. Yani dünya yüzünde geldiğimiz seviye neyse bütün o haklardan eşit bir biçimde yararlanmak, aşı için nasıl böyleyse, aşı için nasıl eşitliyetçiliği yapmayalım diyor isek, şiddetle mücadelede de yapmamalıyız. Ve bunun belgesi hangisi neyse gelişmiş bir örneği dünyada hepsinden bütün coğrafyalardaki kadınlar eşit bir biçimde yararlanmalıdır. Bu açıdan bizim bu yani son derece evrensel yerden göğe kadar meşru fiili hakkımız her zaman devam edecek. Ve bunu hiçbir siyasi hamle bu gerçeği değiştiremez. Bunu söylemek istiyorum. Doğru. Şimdi biz Avrupa Birliği ile Türkiye müzakereleri sırasında bir söz hatırlıyoruz. Biz bunları işte Kopenhag kriterleri vardı. Sanıyorum Abdullah Gül etmişti bu lafı. Biz bunları Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz dedi.
Ama o çıpa olmayınca öyle bir kriter belirleme imkanı olmadığını da gördük o süreçte. Yani Avrupa Birliği bitti, Kopenhag kriterleri de bitti, Türkiye uzaklaştı. Benim özel şartlarım var, benim şunlarım var, benim bunlarım var diyerek bir takım insan hakları ve ifade özgürlüğüyle ilgili atılması gereken adımları atmadı. Şimdi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da benzer ifadeleri görüyorum ben. Yani evet. Biz böyle bir sözleşmeye bağlı olmak zorunda mıyız? Zaten kadına yönelik şiddet kimsenin tasvip etmediği bir şey. Biz bunu engelleyeceğiz elbette, daha ileri adımlar atacağız diye bugün dördüncü eylem planı ortaya çıktı. Yani evet. Bunu bir şey olarak, bir zihniyet olarak bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Yani en iyi şeyi bile yapsanız bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra farklı bir mesaj vermiş olmuyor musunuz zaten topluma İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak? Yok ben bunun daha iyisini yapacağım demek ne kadar inandırıcı olur? Hiç inandırıcı değil. Bugün zaten bu mücadelemiz devam ediyor. Bununla başlamadı sözleri. O kadar hani ciddi bir tutarsızlık oluşturuyor ki yani bu şiddetle mücadelenin en gelişmiş dünya çapındaki belgesinden imza çekerken mücadelemiz devam ediyor demek yani bir önemli tutarsızlık örneği ve hiç inandırıcı değil. Eylem planının kendisine geldiğimizde ise onu İstanbul Sözleşmesi'ni niye biz savunuyoruz, yıllardır anlatıyoruz isminden dolayı değil. O bütün şiddetin hani çok yönlü faktörden dolayı olduğunu ama esas merkezinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını bir bilimsel keşif gibi ki keşif aynen aşı gibi bir koruyucu önlemi anlatarak bize eşitlik politikalarından başlamak üzere koruyucu önlemler eğer korunamadı zarar görüldüyse kovuşturma ve cezasızlıkla ilgili önlemler en son olarak da kadınları güçlendirme ile ilgili 4 tane temel basamakta yani diyelim ki bizim de hani İzlanda gibi eşit işe eşit ücret yasalarımızın çıkacağı yani bütün o basamaklardaki tanınan hakların, gelişmişlik düzeyinin yasalara da yansıyacağı, bütün önlemleri, şiddetten kurtulunan bir hayatın yol haritasını çok iyi anlatan bir çerçeve metin, çok örnek bir norm. Şimdi bunun karşılığında onu aşan bir şey koymadığınız sürece, ki bugünkü eylem planında öyle bir şey söz konusu değil, tabii ki inandırıcı olmuyor. Ben eylem planlarının kendisine ilişkinde hem sözleşmeyle karşılaştırma ki karşı kıyas kabul edilemez bir kere onu söyleyeyim. Sözleşmenin çünkü bir bakış eksikliği var yani burada anladığım evet. kadarıyla. Yani bu olaya bir bakış sorunu var. Evet. Olaya biraz daha bilimsel bakmak, biraz daha evet. bir takım tutuculuklardan kurtularak bakmak gerekiyor ki soruna çözüm bulabilirsiniz. Eğer evet. siz onların esiri olduysanız zaten soruna çözüm bulma ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Her evet. ne kadar kağıt üstüne ne yazarsanız yazın. Türkiye'ye baktığınızda Türkiye müthiş demokratik bir ülke. Yani ifade etme konusunda bir sıkıntınız yok, protesto konusunda bir sıkıntınız yok. Bakın yasalara müthiş demokratik bir ülke. Belki de en ilerici yasalar ve anayasa burada ama uygulamaya baktığınızda öyle bir şey yok Türkiye'de maalesef. Benzer bir durum aslında yani bakış bu. Evet çok iyi işaret ettiniz tam ben de onu söyleyecektim mesela eylem planı açısından İstanbul Sözleşmesi ile kıyasladığımızda tamamen farklı bir yaklaşım yani şiddeti tamam ben de önemsiyorum ama kendi yolu yani bu esas çözümden esas aşısından mahrum bırakarak çözüyormuş gibi yapma eylem planı bu daha önceki eylem planlarıyla karşılaştırıldığında da ben hepsini madde madde ayrıntılı okumadım ama üstüne haberleri okuduğumda şöyle bir tehlike var. İşte öfke kontrol eğitimleri bundan evet. sonra yine eğitime vurgu yani çözümü geleceğe erteleyen önlemlere vurgu yapılması. 5 yıl diyor zaten 5 yıl için. Bireyselliğe yani şiddet gibi bizim yıllardır mücadelemiz ne? Bu konu bireysel bir konu değil toplumsal bir sorun toplumsal politik siyasi irade gerektiriyor ve kamu kuvvetlerinin kamu yetkililerinin kurumlarının sorumlulukları var. İşte bu sorumlulukları sanki almayacak gibi. Bu bazen yani günümüzdeki bazı dizilerde de biraz hani bana göre işte yani tam doğru olmayan mesajları verilen böyle hane içinde kapalı kalması bireyselliğe ve toplumsal bağlarından uzaklaştırmaya kamunu da görevsizleştirmeye dönük gizli mesajları olabileceğini de düşünüyorum. Bu açıdan da tehlikeli ama tabii esas mesele böyle bir kendi şehrinde imzalanmış uluslararası önemli belgeden hukuk dışı bir yolla, hukuk içi olsa bile kabul edecek değildik. İmza çekmenin, uluslararası hukukta ahde vefa ilkesini çiğneyen, kazanılmış hakları geriye çevirmeye çalışması bakımından yine skandal ve hukuk dışı olan, bizim Türkiye'deki anayasamızla kendi şu an mevcut anayasamızla çelişen ve son geldiğimiz noktada da
O bir gece yarısı kararı önemli bir viraj idi. Ondan sonra bu anayasa hak ve özgürlükleriyle ilgili ihlaller toplumun diğer kesimlerine de yayıldı. Yalnızca bizi, kadınları, kız çocuklarını, LGBTQ artıları ya da hane içinde şiddete maruz kalma ihtimali yüksek kimse onu koruyan bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değil, tüm toplumdaki anayasal hak ve özgürlük mücadelesinin de bir sembolü oldu İstanbul Sözleşmesi. O virajdan sonra dikkat ederseniz kamera yasağından içki yasağına, müzikten şuna sürekli her alanda biz anayasal hak özgürlük ihlali görüyoruz. Bu böyle başladı bu hikaye. Bu nedenle biz artık biraz şöyle de görüyoruz. Tüm toplumun anayasal hak ve özgürlüklerinin bir sembolüdür İstanbul Sözleşmesi. O yüzden tüm toplum sahip çıkmalıyız. Çok ki önemli. Yani hem mücadelemize hem de toplumsal desteğe de çok güveniyoruz açıkçası. Ben bu konuda hemen her platformda söylemeye çalışıyorum. Son dönemde Türkiye'de örgütlü hakkını arayan grup olarak baktığınızda kadınlardan başka kalmadı. O nedenle sizin de bu yolda bu şekilde hala inançla devam etmeniz önemli. Büyük emek verdiğinizi de görüyoruz. Kolay gelsin diyelim. Bugün de sanıyorum eylemler var değil mi bu meseleyle evet, ilgili evet. Olarak? Birkaç cümle de ondan şehirde, söylerseniz. Çok şehirde eylemler var. Bütün toplum, biz bütün kadınları, LGBTQ'ları yani kendi eşitlik ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya çağırmakla birlikte tüm toplumu da bu eylemlere destek vermeye çağırıyoruz. Eylemler başladı, devam ediyor. Ben de şu anda onların haberleşmelerine de bakacağım. Biz burada eylemlerin de temel sözü olan asla vazgeçmiyoruz ve asla yalnız yürümediğimizden de eminiz, biliyoruz. Evet, asla en azından bizler yanınızdayız Gülsüm Hanım. Kolay gelsin, teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Bilgilendirdiğiniz için, aydınlattığınız için. Gülsüm Kav'la da konuştuk efendim. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan temsilci Gülsüm Kav. Aynı zamanda Gazete Pencere'nin de yazarı demiştim. Onunla da bitirelim. Şu anda kadınlar eylemde ve bir geriye gidiş istemiyorlar bu meseleyle ilgili. Ve bakışla ilgili problem olduğunu, bir zihniyet problemi olduğunu da ısrarla altını çizerek söylüyorlar. Bu hani ben şu hakkı sana verdim demekle de olmuyor. O zihniyet değişmediği sürece o hakkın kullanımı zaten engelleniyor. Dediğim gibi Türkiye'de şu anda yasalara baktığınızda Türkiye son derece modern, açık, demokratik, ifade, basın ve diğer her alandaki özgürlüklerin geniş geniş kullanılabileceği bir ülke. Olabiliyor mu? Hayır. Kaymakamlık bir günlük yasak kararı alabiliyor mesela. Ya nereden çıktı? Niye ben hani protesto özgürlüğüm, hani hak arama özgürlüğüm falan yok. Ya da bir ağzınızı açtığınız zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret, gözaltı. Kurallara bakıyorsunuz, gözaltı yok, ifadeye çağırman lazım diyor. Olsun, bu başka bir mesele deniyor. Kim soruyor, kim sorguluyor? Ya gerçekten o nedenle önemli olan uygulama. Yazana, söylenene, söz verilene bakmadan uygulamaya bakmak en önemlisi diyelim. Bitirelim. Uzattık çünkü bugün. Yarın buradayız saat 17.30'da. Yarın büyük resim günü. Tayfun Hoca ile birlikte olacağız. Şöyle günü, gündemi, tartışmaları hocanın o bakışıyla birlikte değerlendireceğiz. Hoşçakalın. Yavuz Ohan'dan bir